Adem Hocadan KPSS'ye girecek tüm değerli arkadaşlarıma sevgi ve başarılarımı sunuyorum. Bugün sizlerle e, Türkçe Genel Yetenek 3. Deneme sınavını çözüyorum. Bu denememizde 8 tane arkadaşlar dil bilgisi sorumuz var, 4 tane de sözel mantık sorusu var. Yani toplam 12 tane soru çözeceğim sizlerle 8'e 4 ve kısa konu tekrarıyla da arkadaşlar konuları pekiştirmiş olacağız soru ve denemeler üzerinde. Evet denememizin ilk dil bilgisi sorusunu çözüyorum. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türleri. Sırasıyla aşağıdakilerden hangisi de verilmiştir? Sözcük türleri. Eski bina. Nasıl bina? Eski bina. Buradaki eski kelimesi arkadaşlar nedir? Niteleme sıfatı yani. Hatta ayrıntılı değil. niteleme sıfatı. Çünkü ismi nitelemiş nasıl sorusun cevabı. Arkadaşlar hepimiz kelimesi bakın her zaman her yerde belgisiz zamirdir. Lütfen not alalım. Bunları bakın ben bunlara sarfkan belgisiz zamir diyorum. Özellikle başka hangileri vardı? Herkes, hepsi ve kimse bakın herkes, hepimiz, kimse kelimeleri istisnasız her zaman zamirdir ve belgisiz zamirdir. Artık kelimesini ÖSYM çok seviyor. Sınavlarda son zamanlarda çok soruyorlar. Ne yazık ki insanlar artık apartmanlarda doğuyor. Artık git, artık anla, artık beni bırak, artık bu soruyu çöz. Artık kelimesi arkadaşlar Türkçe'de zaman zarfıdır. Çünkü zaman anlama katmaktadır. Artık bu konuyu anla, artık, bundan sonra, şimdi anlamında. Yani zarftır. Tamam mı arkadaşlar? Buradaki sevgi size dikkat edin sevgisiz ve soğuk duvar. Aslında sevgisiz kelimesi şu ta duvar kelimesini niteliyor. Nasıl duvar? Sevgisiz duvar. Bundan dolayı ne olacak? Sıfat, zamir, zarf ve sıfat. Bundan dolayı ne diyoruz? B şıkkı diyoruz. Artık kelimesine dikkat. Hepimiz kelimesine dikkat. Her zaman karşımıza çıkan önemli sözcükler arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza bakalım. Karma dil bilgisi. Bu parçada numaralanmış e, sözcüklerle ilgili. Aşağıdakiler hangisi yanlıştır demiş. Birinci belirtme hal eki. Arkadaşlar hatırlayalım, hal ekimiz neydi bizim hal eklerimiz? I, E, D ve denekleri. Bunlar çok soruluyor arkadaşlar. Özellikle KPSS'de karşımıza çok çıkıyor. I, E, D'den hal ekleridir. Belirtme dediğimiz şey buradaki I eki. Yani nesne olan I. İyilik eki, aitlik eki olmayan iyi. Tamam mı arkadaşlar? Baktığımız zaman bunu bütünüyle olumsuz bir manada kullanmıyorum. Buradaki bunu ne? Kime ait olduğu belli değil. Herhangi bir ek, herhangi bir kelime aitlik anlamı olmadığından belirtme haliki deriz. Bundan dolayı aşık arkadaşlar doğru. Buradaki u nedir? İyidir. Ama şöyle deseydi mesela işte evi yandı. Kalemi kayboldu değil mi? Şoförü gelmedi. Mesela şoförü işte uykusu tutmadı. Onun uykusu olsaydı iyilik olurdu. O zaman belirtmek olmazdı. A doğru. Birden fazla yapım eki almış diyor. ikinci sözcük. Bakalım. Sıkıntılı. Arkadaşlar sıkmaktan sıkıntı. Sıkmaktan sıkıntı fiilden isim yapım ekini almış. Sıkıntıdan sıkıntılı isimden isim yapım eki almış. Yani burada iki tane yapım eki var. Sıkmaktan sıkıntı Sıkıntıdan sıkıntılı. Fiilden isim, isimden isim. Bu da doğru. Üçüncü, fiilden türemiş bir isimdir. Arkadaşlar seçim isim. Tamam. Peki fiilden türemiş demek kökü fiil olması lazım. Seçmekten seçim. Bu da doğru. Yani yapım eki almış, neticede isimdir ama kökü fiil diyor. Fiilden türediğine göre demek ki kökü fiil olacak. Bu da doğru. Yani fiilden isim yapım eki demiş. Duran bir eser Zarf fiil iki. Arkadaşlar duran kelimesi, an kelimesi neydi de burada? Anası mezar dik çıkmış. Yani sıfat fiil. Nasıl eser? Duran eser. Fiil sıfat olmuş. Sıfat fiil, zarf fiili ki değil. Tamam mı? Zarf fiil arkadaşlar. 13 tane zarf fiil eklerimiz vardı. Hatırlayalım. Ken yala asiye durmadan inciyip arakladıkça eve var girmek sizin çıktığında. Yani bu ekler zarf fiil ekleriydi bundan dolayı sıfat bir değil. Bileşik yapılı bir fiil. Bu da çok önemli. Bakın öğrencilerimizin çoğumuzun yanlış yaptığı bir özellik. Bu da şöyle bir özelliğimiz vardı hatırlayalım. Bir fiilin olumsuzunda ama ya da eme eki varsa bunlar her zaman bileşik fiildir. Yani kestiremiyorsun olumlusu ne? Kestirebiliyorsun. Ebilmek yani bu. Ebilmek bileşik fiil yapıyor. Tamam mı? Bu çok önemli. Mesela şöyle diyelim bilemedi. Bilemedi kelimesi arkadaşlar bileşik yapılıdır. Çünkü burada eme var ya ne demek istiyor burada? Bilebildi demek. Çözemedi. Çözebildi. Koşamadı. Koşabildi. Ama bilmedi. Çözmedi deseydi arkadaşlar mesela şöyle deseydi kestirmiyor. Kestirmiyor deseydi bileşik fiil olmazdı. Tamam. Ama eme çok önemli. Bunlar fiile geldiği zaman yeterlik fiilin dolumusudur ve bileşik fiil kabul ediyoruz. Bundan dolayı e de doğru cevap denizli diyoruz. Evet 8. yani 3. dil bilgisi sorumuza bakıyoruz. Hangisi yanlıştır diyor. Birinci biçimce ve anlamlı. Arkadaşlar biçimce olumsuz deyince aklımıza eksi 5 ek var. Hatırlayalım eksi 5 eki. Aynı zamanda konu tekrarı yapıyorum. Bir fiilin bir cümlenin olumsuz olması için bu eksi 5 nedir bunlar? Siz yok değil mema bir de mezmaz eki mezmaz 5 ek tamam mı arkadaşlar bunu bilmeyenler not alabilir siz yok değil mema mez bunlar eksi 5 ek diyorum ben bu kelimeler fiilde varsa yüklemde varsa biçimci olumsuzdur özellikle siz yok değil isimlere gelir İşte bu topraklar çok bereketsiz Ahmet bugün sınıfta yok hasta değil bakın okumadığı, beni tanımaz gibi. Yani fiil, me, maz ekini alır. İsimlerde nerede? Siz yok değil ekini alır. Şimdi bakıyorum birinci cümleye. Yüklem hangisi? Kaydırmak kolay değil. Bakın burada kolay değil. yüklem. Biçimci olumsuz arkadaşlar. Değil var mı? Yüklemde var. Biçimci olumsuz. Anlamca da olumsuz? Bakalım. Kata bir maddeyi başka bir katın üzerinde kaydırmak kolay değil. E kolay değil. Yani bundan da olumsuz. Her halükarda olumsuz. Yani hem biçimi, tipi olumsuz hem de anlam olumsuz. Doğru. Yüklemine göre fiil cümlesi. Bakalım 2'nin yükleme hangisi? Baş etmeniz gerekir. Gerekir. Geniş zaman kipi var. Gerekmek fiil. Zaman eki var. Fiil cümlesidir. Doğru. Yapı bakımından basit. Bakın dikkat edin. Cümle basit diyor. Cümle basit. Sözcük sormuyor. Hatırlayalım. Çok önemli bir konu. Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle, bağlı cümle. Hatırladınız mı? Bu da ne yapıyoruz arkadaşlar? Basit cümle şu demek. Bir tane yüklem olacak. Fiilimsi olmayacak. Mesela bir de dördüncü soru. Dört doğru cümleye bakalım. Buz patencileri neredeyse hiçbir dirençle karşılaşmadan uzun. Buzun üzerinde kayabilir. Yüklemimiz kayabiliyor. Tamam. Başka yüklem var mı? Yok. Peki var mı fiilimsi? Karşılaşmadan, Kenya'la asiye durmadan, madan eki burada nedir? Zarf fiilik olduğundan. Fiili durum zarfı, zaman zarfı yaptığından buradaki madan zarf fiildir. E o zaman fiilim varsa ben basit diyemem. Ne demem lazım ne ben? Arkadaşlar birleşik cümle demem lazım. Bundan dolayı cevap C şıkkı. Aman ha. Yapı bakımından birleşik cümle. Fiilimsili cümle. Girişik birleşik cümle diyoruz. Dörde bakalım. Özdesine göre edilgen. Edilgen de muhakkak hangi eklerimiz vardı? L ve N olacaktı. Bir de ne vardı arkadaşlar? BT Yani başkası tarafından olacak. Bakalım fiilimiz hangisi? 5'in. Açıklanıyor. Açıklanmak. Bakın ne almış. Açıklamaktan açıklanmak. Açıklanan ne? Geçmişte buzun kay kayganlığı. Peki geçmişteki buzun kayganlığı kendi kendine açıklanır başkası tarafından mı? Tabii ki başkası tarafından açıklandığından buradaki nedir arkadaşlar? Edilgendir. Edilgen. Öznedeki, yüklemdeki işi özne değil de başkası yapmış. Edilgen. Bu da doğru. E, göre isim cümlesi midir? Bakalım. Ancak bu görüşün doğruluğu o zaman da bir hep tartışma konusu dur, değil mi? Hep. Aslında bu cümlenin yüklemi hangisi? Tartışma konusu. Çünkü tartışma konusu tamlamadır. Tartışma konusu dur. Ek fiil ne yapmış? Düşmüş. Konusu isimdir zaten. İsim cümlesidir. Bundan dolayı cevap C şıkkı. Bilen için çok kolay ama bilmeyen için gerçekten zor bir soru. Ne yaptı Adem Hoca? Bütün şıklardaki özellikleri sizlere kısa kısa vermeye çalıştım. Evet diğer sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, kipi kendi anlamı dışında kullanılmıştır? Arkadaşlar Türkçede 9 tane kip var. Dığmış, yor, melimalı, var ya. Bu kipler bazen birbirlerinin yerine geçerler. Biz buna anlam kayması diyoruz. Yani yüklemleri bulalım, kipin altını çizelim ve diğer kelimelere bakalım. Mesela burada fiilimiz hangisi? Hazırlanıyor. Hangi kip var? Şimdi keman. Şimdiki zaman. Şimdiki zamanın özelliğine eylem şu anda yapılacak. Şu anda. Bakalım. Bu gördüğümüz gençlerin hepsi 7 aydır sınavlara hazırlanıyor. Bakın bu aslında var ya aşıkı çok çeldirici ha. Bence pek çok öğrenci bu aşıkına biraz zorlanmış olabilir. Burada şöyle bir özellik var. Şimdiki zaman kipi var ama şimdiki zaman anlamı var mı? Var. Çünkü 7 aydır yani eskiden de yapıyorlardı. Şu anda da yapıyor. Düşünsene mesela odaya girdin. İşte öğrenciler ders çalışıyor ya da kursa gittin. Ee, ne diyorsun? 7 aydır sınava hazırlanıyor bu öğrencilerin hepsi. Yani şu anda da hazırlanıyor. Yani burada bir anlam kayması söz konusu değil. Çünkü buradaki yoğur ikindeki anlam ile diğer anlamlar birbirisiyle örtüşüyor. Tamam arkadaşlar? Ama biraz çeldirici olabilir. B'ye bakalım hazırlıklarımı tamamladıktan sonra yarın sabah erkenden yola çıkarım. Fiilde hangi kip var? Geniş zaman ki var. Çıkarım. R2 nedir? Geniş zaman. Arkadaşlar geniş zaman özelliği ne? Eylem her zaman oluyor. Süreklilik, çok geniş anlamı demek. Ama burada hazırlıklarımı tamamladıktan sonra yarın sabah erkenden yola çıkacağım olması lazım. Yani B şıkkında fiille geniş zaman kipi var ama kendi anlamında değil de Gelecek zaman kipi anlamında kullanılmış. Yani kendi anlamı dışında kullanılmış. Bundan dolayı cevap ne diyoruz? B şıkkı çok net. Ama A şıkkında şimdiki zaman özelliği var. Tamam. Bundan dolayı cevap B şıkkı diyoruz. Bir C'ye de bakalım. İçinin İçi, rahat etmesi için en kısa zamanda bir doktora görünmelisin. Melimalı nedir? Zorunluluk kipi. Gerekli kipi. E cümlede gereklilik anlamı var. Yani kendi anlamında Çocuklar kendilerine ayrılan bölmede eğlenceli oyunlar oynuyor. Şu anda oynuyor. Yani kendi kipinde. İş yerine geldikten sonra hemen dosyanı bitirip bir, bitmediğini sormuş. Yani geçmiş zaman gibi daha önce yapılan bir eylem duyulan geçmiş zaman. Bu da kendi anlamında kullanılmıştır. Cevap Bursa diyoruz. Evet. 10. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki bu dizelerde aşağıdaki hangisi vardır demiş. Genelde yoktur diye sordu Burada bir tanesi diyor. hangisi vardır diyor. Değişim, benzeşme, yumuşama, daralma ve ünsüz düşmesi. Memleket isterim. Ne başta dert başta şeyden sonra t gelmiş. Kelime fıstıkçı şahitli bitmiş. Gelen d sesi t'ye dönüşmüş. Sertleşmiş sert sertleşmiş değil mi yani? Sert yumuşa sertleşmiş. Aslında başta ne var arkadaşlar? Ünsüz benzeşmesi, ünsüz uyumu, ünsüz sertleşmesi var. Cevap B şıkkı. Başka var mı bakalım? Gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Herhangi bir ses olayı yok. Bundan dolayı cevap Bursa diyoruz arkadaşlar. Evet, ne diyor? Yazım yanlışı. Sorumuz yazım yanlışı. Orta çağ arkadaşlar, çağ dönem adları her zaman büyük yazılır. Bu çok önemli. Orta Çağ, İlk Çağ, Antik Çağ gibi. Doğru. İslam mimarisi. İslam kelimesi din adı olduğundan büyük yazılır. Mimarisi de türdür bakın. Yani İslam mimarisinde mimari küçük yazılacak. Çünkü İslam özel ad, mimari tür adı, tarz yani. Bundan dolayı tür adları, tarz adları küçük. Yani şey gibi düşün yani. Hindistan cevizi, ne bileyim İngiliz anahtarı, yani e, Van kedisi gibi. Bu tür adı. Doğru yazılmıştır. Sulu boya. Arkadaşlar bakın şöyle bir kuralımız var. Hatırlayalım. Bir sözcük bileşik sözcükse bileşik isimse sulu boya neticede bileşik sözcük. İkinci kelime ya da ilk kelime kendi anlamında ise ayrı yazılır. Sulu boya. Neticede boya. E, sulu boya. İkisi de gerçek anlamında olduğunu, özellikle ikinci sözcük kendi anlamında olduğundan dolayı sulu boya nasıl yazılması lazım? Ayrı sulu boya. Ayrı yazacağız. Bakın tekrar ediyorum. Özellikle ikinci mesela köpek balığı nasıl yazılır? Ayrı. Neden? Çünkü balık. Neticede köpek balığı. Köpek kelimesi burada mecazi olsa bile ikinciye bakacağız. Her zaman ikinci bizim için önemli. Sulu boya. Boya gerçek olduğundan ayrı azdır. Arkeolojik arkadaşlar doğru. Cezbeder bakın burada çok enteresan değişik bir şey sormuşlar. Cezbeder kelimesi bileşik fiil. Neden arkadaşlar bitişik yazılır? Çünkü burada bir ses olayı var. Yani kelimemiz arkadaşlar normalde kelimemiz burada nedir? Cezptir yani. Şöyle diyeyim. Cezp etmek. Ama burada ne olmuş? ünsüz yumuşaması olmuş. Cezbeder. Bu her kelimede olmaz. Böyle bazı bileşik fiillerde olur. Normalde biliyorsun bileşik fiillerde ünlü düşmesi, ne diyelim ünlü düşmesi, sabretmek, sabretmek ya da ünsüz türemesi. Affetmek varsa bitişik azıdır. Ama bakın bu istisna bir kelime. Burada ünlü düşmesi yok. Ünsüz türemesi de yok. Ama ne var? Ünsüz yumuşaması var. Bundan dolayı da bu da cezip etmek değil de cezbetmek. E, bu da bitişik yazılır. Doğru. Ama sulu boya ayrı yazılması gerekiyor idi. Güzel bir soru. Evet 12. sorumuza bakalım. Noktalama işaretleri sorusu. Evet. Bir gölün rengi ne olabilir? Bana şöyle yanıtlar verilebilir. Buna şöyle yanıtlar verilebilir. Mavi yeşil. Şimdi arkadaşlar yanıt verilmiş mi? Verilmiş bakın. Her zaman söylüyorum. Atök. Daha önce anlatmıştım. Atök. Ne demek bu? Bir ya da açıklama, tanım, örnek, konuşma varsa muhakkak öncesinde iki nokta getireceksin. Unutmayın yani. A tök. Açıklama, tanım, örnek, konuşma varsa ki gerçekten varsa iki nokta. Yani ben buraya iki nokta getirmem lazım. Şart. Adam çünkü açıklama yapmış yani. Yanıt vermiş. Mavi, yeşil, kahverengi. Bundan dolayı neyle başlaması lazım? E, iki nokta ile başlaması lazım. İki noktayla başlaması gerekiyor. Yani ya B ya E olacak. Mavi, yeşil, kahverengi E cümle bitmemiş. Üç nokta olması lazım. Sonra ancak gerçekte hemen akla gelmeyecek örneklerde yok değil. Ama bakın devamında örnek vermemiş. Sayılara fazla olmasa da yüzünde pembe güller de var. Ha, buraya nokta gelecek. İkisine de nokta gelmesi lazım. Tamam mı arkadaşlar? Yani buraya ben 3 nokta getiremem. Çünkü zaten yüklem var. Açıklama yapmamış. Örneğe geçmediğinden dolayı nokta nokta olur. Bundan dolayı cevap E şıkkı diyoruz. Dil bilgisinin arkadaşlar son sorusu. Bir anlatım bozukluğu. Arkadaşlar 2013'ten beri anlatım bozukluğundan soru gelmiyor. Ama gelebilir düşüncesiyle burada bir soru sormuşlar. Hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu? Gereksiz sözcük Bakalım. Her coğrafyanın kendine has bir kültürü vardır. Dönüştük Samiri hiçbir zaman anlatım bozukluğu olmaz. Her coğrafyanın kendine has bir kültürü vardır. Her şeyden önce kendine has bir dili ve edebiyatı vardır. Ben edebiyata çok önem veriyorum ve bulunduğum coğrafyanın edebiyatından çok etkileniyorum. Miktar zarfları... Yani durum zarfları. Bunlar anlatım bozukluğu sayılmaz. Çok önem vermek verilir yani. Nasıl veriyorum? Önem. Ne kadar önem veriyorum? Çok önem veriyorum. Bunlar da anlatım bozukluğu sayılmaz. Öyle bir anlatım bozukluğu olmaz. İşte çok iyi görünüyorsun. Çok zeki bir kız. Bunlar da anlatım bozukluğu olamaz. Söz gelimi İran bir hayal ülkesidir ve dili inanılmaz zengidir. Farsça dili. Arkadaşlar Farsçadaki ça zaten dildir. Dil kelimesine gerek yok. İki türlü düzeltebiliriz. Farsça farklı dillerden etkilenmiş ya da Fars dili. Ya Fars dili deriz ya da Farsça deriz. Ya Türk dili deriz ya da Türkçe deriz. Türkçe dili olmaz. Bundan dolayı E şıkkında bir hata söz konusu var. Gereksiz sözcük kullanımı var diyorum. Evet arkadaşlar son 4 sorumuz. Sözel mantık sorusu. Parçayı okuyoruz. Bir yüzme yarışmasında Türkiye, Almanya, Rusya, Danimarka ve Kanada'dan 9 sporcu yarışmıştır. Evet çıkan soruya benzetmişler soruyu arkadaşlar. Şimdi bir defa hemen ne yapıyoruz? Kardeşim bu da yarışma diyor. Ha, demek ki bu bir sıralama sorusu. Kaç sporcu varmış? 9 sporcu. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 diyorum. Tamam arkadaşlar. Bir daha 9 sıralamayı kesinlikle yapmam gerekiyor. Sonra hemen öncülleri okuyalım. Türkiye ve Kanada'dan Kanada'da birer sporcu ile yarışmaya katılmıştır. E, o zaman demek ki ben ne yapmam Şöyle aşağıya da şeyleri yazalım. Ülkelerin adlarını kısa kısa. E, Türkiye var. Almanya. Rusya. Danimarka. Ve Kanada demiş. Bakıyorum Türkiye ve Kanada'dan birer sporcu. Türkiye bir diyorum. Kanada'ya bir dedim. Yarışı ard arda bitiren yarışçılardan hiçbiri aynı ülkeden diye Bu çok önemli. Akılda tutalım. Yani ard arda bitiren yarışçıların hiçbiri aynı ülkeden ya yani aynı ülke kesinlikle yan yana gelmeyecek. Bu aklımızda dursun. Yarışa pardon her Alman sporcunun ardından bir Rus sporcu yarışı tamamlamıştır. Ha, şöyle her Alman sporcunun arzından bir Rus sporcu katılmıştır. Bunu özellikle şöyle belirtiyorum. Bu benim çok işime yarayacak. Her Alman bakın. Nerede bir Alman sporcu varsa hemen ardında Rus sporcu olması lazım. Çok güzel. Yarışı en çok katılan ülke Almanya'dır. Şöyle Almanya yazıyorum? En çok diye belirteyim. Bu benim de işime çok yarayacak. Ee, bir yarışın sonunda birinci, beşinci ve dokuzuncu sırayla aynı ülkeden sporcular katılmıştır. Şöyle bir, beş ve dokuzuncu sıradaki ülkeler aynı ülke diyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ben parçayı okudum. Ee, yarış sıralama sorusu öncülleri yazmaya çalıştım. Şöyle bir daha bakıyorum. Türkiye ve Kanada birer tane dedik. Ardarda arda aynı ülke yok dedim. Her Almandan sonra Rus gelecek dedik. En çok katılan Almanya dedik. Birinci, beşinci ve dokuzuncu sıradaki ülkeler su aynıdır. Şimdi ben öncüleri okudum. Var olanları buraya yazdım. Şimdi ben şıklara geçmeden önce ne yapmam gerekiyor? Acaba şu verilenlere bakarak bir şey yazabilir miyim? Bir defa birinci ve beşinci, dokuzuncu aynı ülke ise ve en çok da katılan Almanya ise ben bire Almanya diyorum, beşe Almanya diyorum, dokuza Almanya dedim. Her Alman'dan sonra Rus geleceğine göre 2'ye Rus diyorum, 6'ya Rus diyorum. Yani ben verilenlerden bunu yaptım. Bir de şöyle bir şey diyebilir miyim? E, Almanya 3 oldu. Tamam. Rusya mecburen 2 oldu. Bakalım 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki Danimarka'da ne olması lazım? 2. Çünkü neden? 9 tane sporcu vardı. 9'da buldun mu? Türkiye 1, Kanada 1 demiştik. Almanya'yı mecburen 3 yapmam gerekiyor burada. E Rusya zaten 2 oldu. Her Almandan sonra Rus olacak. Danimarka'da mecburen 2 oldu. Bakın bunu da bulmuş oldum. Bakın şıklara geçmeden kafamı çalıştırarak verilen bilgilere bakarak kendince bir şey doldurun. Peki 3'e 4'e 7'ye 8'e ne gelir? Uğraşmayacağım. Neden? Çünkü soruya göre bakmam gerekiyor. Yani bazen biz ne yapıyoruz? Boşlukları da kendimiz doldurmaya çalışıyoruz. Boşlukları kendimiz doldurmayalım. Şöyle bir sorulara bakalım. Şimdi soru tamam arkadaşlar. Hemen 27. sorumuza bakalım. Bu bilgilere dayanarak yarış sonunda hangi iki ülkenin sporcuların sıralamadaki yeri kesinlikle bilinebilir? Yani baktığın zaman tabloya Almanya ve Rusya kesin. Bundan dolayı ne diyorum ben? E şıkkı Almanya ve Rusya kesin diyorum. 27. soru gitti arkadaşlar. 28. soruya bakalım. Diyor ki verilen bilgiye göre Türk sporcunun kaçıncı sırada bitirmiş olması mümkün değildir. Türk sporcu. Şimdi 2. Arkadaşlar 2 olamaz çünkü 2 de Rusya var kesinlikle. Değil mi? Cevap ne olur? Aşık olur. Mesela 3'e gelebilir. 4'e gelebilir. Yani 7'ye ve 8'e Türk sporcu gelebilir. Ama bizde ne istiyor? Hangisi de mümkün değil? 2'ye gelemez. Çünkü 2'de zaten Rusça var. 28'de bitti. Bakın soru zor gibi gelebilir ama ilk iki soru çok kolay. Kek soru yani. Şimdi gelelim 29. soruya bakalım. Şöyle. Evet. Diyor ki Kanadalı sporcu 8 sırada bitirdiğin, bitirdiyse ben şu 8'e Kanada yazdım. Bakın. Kanada yazdım 8'e. Güzel. 7. sırada hangisi bitirmiş olabilir? Şu 7'de hangisi bitirmiş olabilir? Şimdi Kanada yazdım değil mi? Şimdi ben buraya 7'ye Rusya yazamam. Çünkü Rusya yazdığım zaman 6'da da Rusya var. Arda'da arda da aynı ülke olmayacaktı. Hemen ne yaptım? Bunu eledim. Türkiye yazarsam buraya ben 7'ye Türkiye yazarsam yazdım şuraya şuraya T yazarsam Türkiye Kanada kalıyor. Kanada'nın da zaten 2 taneydi. O zaman ben 3'ü ve 4'e Kanada, Danimarka yazmam lazım. O zaman da Danimarka arka arka gelecek. Demek ki ben buraya Türkiye'de yazamam. Çünkü ben 7'ye Türkiye yazarsam Danimarka da yan yana gelecek. O zaman ben 7'ye sadece ne yazabilirim? Danimarka. 7'ye Danimarka yazarsam buraya 3'e ve 4'e Türkiye ve Danimarka'dan bir tanesini atabilirim. İstediğimi atalım. Bundan dolayı ne olur? 29 yalnızca 3 olur Danimarka getirebilirim. Çok güzel. Evet. 30'u hemen şuradaki şeyi silelim. 8'deki e, öncü şeyi sildim. Çünkü her soru birbirinden bağımsız. Geçiyorum. Son sorumuz arkadaşlar. Türk sporcu yarışı 3. sırada bitirdiyse ben 3'e Türk yazıyorum. Çok güzel. Kanadalı sporcunun kaçıncı sırada bitirmiş olması mümkün değildir. Tamam şuraya Türk yazdık. Kanada'yı ben 4'e yazarsam Danimarka'dan 2 tane kalıyor. 7'ye ve 8'e yazmam lazım. Demek ki ben 4'e kesinlikle Kanada yazamam. Ben buraya Kanada yazarsam zaten Türk burada. Kanada'da burada olursa iki tane zahmet olacak. O da yan yana gelecek. Bundan dolayı mümkün değil. Bundan dolayı ben Türk sporcu yarışı e, 3. sırada bitirirse Kanadalı sporcunun kaçıncı sırada olması mümkün değildir. Kesinlikle Kanada 4. sırada olamaz. O da aşık olur diyorum. Evet. Bu bakın çıkan bir soruyu bazı yerlerini değiştirerek sormuşlar sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar 12 soru çözdük. 4'ü sözel mantık, 8'i dil bilgisi ve dil bilgisi konularını size tekrar etmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Diğer KPSS denemesini görüşmek üzere. Tüm değerli arkadaşlarıma başarılarımı sunuyorum.